buna benziyor. Babu ma neha an bey'ihi hatta yakdi. Babu ma neha, bu bir şeydir ki nehyeti yahut da nühye nehyolundu. Neha olursa yine Resulullah Efendimiz nehyeyledi. Nühye olursa yine Resulullah Efendimiz tarafından nehyedildi. En bey'ihi, bir şeyi satmaktan hatta yakbide, kabz etmedikçe. Peygamber Efendimiz bazı hadis-i şeriflerde var ki bir şeyi satın alırsınızsa onu teslim alıp kabzinize geçirmedikçe satmayın. Caiz değil. Bu yiyecek maddesi üzerinde mi yoksa bütün eşyalar üzerinde mi? Bu yiyecek maddesinde ittifak var. Yenilecek bir maddeyi satın aldın mı evvela kendi zimmetine geçireceksen, kendi ambarına nekredeceksen, o olduğu meydanda satın aldın, hemen oradayken satamazsın. Bunu getireceksin, kendi yerine nekredeceksen, ondan sonra satacaksın. Peki orada satsa ne, nasıl olur? Caiz olur mu olmaz mı? Peygamber Efendimiz orada satmaktan nehy buyurdu. Diğer eşyalar da bu yiyecek maddeleri gibi midir, değil midir? Bu derste de onu beyan edeceğim. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب وعفان قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر buyurdular ki Peygamber Efendimiz buyurdular ki men iştera tamamen, bir adam yenilecek bir maddeyi satın alır ise fela yebi'uhu, onu satamaz hatta yakbidahu, onu kabz etmedikçe, kabz eder ondan sonra satar. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Yine aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi علي بن شيبة tarikiyle rivayet eyledi. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. Bu hadisi şerifi de Hazreti Ömer'den rivayet eyledi, Ali ibn-i Ma'bed terikiyle. Haddesena Ebu Bişir Rikkiyyü قال حدثنا شجاع بن الوليد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما, her kim bir taam, yenilecek bir maddeyi satın alır ise فَلَا يَبِعُهُ, onu satamaz حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ, onu tamamıyla alıp zimmetine geçirmedikten sonra. حَدَّسَنَا نَسْرُ بْنُ مَرْزُوْ قَالَ حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدْ قَالَ حَدَّسَنَا إِسْمَعِلُ بْنُ جَافَرْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارْ عَنْ اِبْنِ عُمَرْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz buyurdular ki مَنْ اِشْتَرَى تَعَامًا, bir adam bir taami satın alırsa فَلَا يَبِعُهُ, onu satamaz حَتَّى يَقْبِدَهُ, kabz etmedikçe. حَدَّسَنَا يُونُسْ قَالَ أَخْبَرَنَا بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبِيدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرْ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدْ وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ نَافِعًا حَدَّسَهُ. İmam-ı Nafi onlara rivayet eylemiş. Kimden? En Abdillah ibn-i Umar'a radıyallahu ta'ala anhuma. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e قال. Abdullah ibn Ömer dediler ki Peygamber Efendimiz buyurdular. Men iştara taamen, her kim bir taami satın alırsa fela yebi'uhu, orada fela noksan yazın. Fela yebi'uhu, onu satamaz. Hatta yestevfiyehu, onu istifa edip tamamıyla zimmetine geçirmedikten sonra onu satması caiz değildir. Şimdi burada yukarıda babu ma nuhiyan bey'i hatta yakbid, oradan bir rakamıyla bir haşiye çıkmış. Haşiye güzel. Bunu da okuyayım. Kavluhu ma nuhiye ila ahiri ahrecen nese'iyyü fi sünenihil kubra min tariqi Ya'la ibn Hakim an Yusuf ibn Mahib an Abdillah ibn Asma an Hakim ibn Hizam rafa'uhu. İmam-ı Nese'i senedi müttasil ile Hakim ibn Hizam'dan rivayet ediyor. O da bunu ref ediyor. Yani Resulullah Efendimiz'den rivayet ediyor. Kale, buyurdu ki la tebi'anne şey'en hatta takbidehu. Sen bir şeyi satma onu kabz etmedikçe. Şey dedi mi, yenilecek madde olsun, başkası olsun, hepsi işin içine girer. La tebi'anne, sen satma şey'en, hiçbir şeyi
hatta takbidehu, onu kabz etmedikçe, eline almadıkça. Ve revahu Ahmedu fi müsnedihi ve İbn Hibban fi sahihi ve Taberaniyyu fi mu'cemihi ve Darakutniyyu fi sunenihi. Bu hadisi şerif İmam-ı Nesai rivayet eylediği gibi İmam Ahmed müsnedinde, İbn Hibban sahihinde, Taberani mu'ceminde, Darakutni süneninde rivayet etmiş birkaç muhaddis. Ve revah şeyhanu an İbn Abbas. İmam-ı Bukhari ile İmam-ı Müslim de rivayet eylediler. Kimden? Hani İbn Abbas'ın, Abdullah İbn Abbas'tan. Kale Abdullah İbn Abbas dediler ki emmellezî neha anhün nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Peygamber Efendimiz kabz etmedikçe satmayın demiş olduğu şey fahvet ta'amu, yenilecek maddelerdir. Ki en yuba hatta yakbid. Onların satılmasında nehyeyledi hatta kabz olunur. Yani ta'amdır, ta'amın gayrisi değildir dedi. Kale İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas dedi ki وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا مِثْلَهُ. Ta'amın gayrisi, Peygamber Efendimiz ta'amdan nehyeyledi. Ya ta'amın gayrisi, ta'am olmayanlar وَلَا أَحْسِبُ, ben zannetmem كُلَّ شَيْءٍ, her şeyi zannetmem اِلَّا مِثْلَهُ, illa ta'am gibi zannederim. Yani diğer şeyleri de, bir adam bir dolap, bir çekmece, bir kılıç, bir elbise satın alırsa teslim almadıktan sonra onu satamaz. Adamın ardiyasında mal dolu. Ne kadar mal var? Şu kadar. Gitti onu satın aldı, pazarlık etti. Ondan sonra o burada kalsın, ben bunu götürür satarım. Çıktı piyasada, benim aldım, mal aldım, filankesin ambarında satıyorum, bu satış caiz değil. İlle onu nakledeceksin, kendi ambarına götüreceksin, ondan sonra satacaksın ki sahih olan. Bu da bir hasse galiba İstanbul'da çok var. Hiç nakletmeden aman götürür satar. Bu beye caiz değil. وَرَوَى أَبُو دَاوُدُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ اَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ عَنِ اِبْنِ عُمَرِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَفَعُهُ. Zeyd ibn-i Sabit'ten rivayet eylediler. O da Resulullah Efendimiz'den eşittiğini söyledi. Neha en tübâ'a silâh. Zeyd ibn-i Sabit dedi ki Peygamber Efendimiz nehyeyledi. Neden? En tübâ'a silâhu, eşyaların satılmasından. Heytü tübtâ, satın aldığı yerde. Eşyaları satın aldı, oradan nekletmeden satmaya başladı. Bunu yapmayın diye Peygamber Efendimiz nehyeyledi. Hatta yahuze, o yecuze değil. Hatta yahuze, bu arada yanlışlar var, tasih edin. Bir yahuze var. Bu yahuze bir tüccar değil, et tüccar. Hatta yahuze tüccar, tüccar o mali nekletmedikçe. İlâ rihâlihim, kendi eşyalarının olduğu yere onu getirip koymadıkça onu satmalarından Peygamber Efendimiz nehyeyledi. Ve hâzî turuk seyhurucu'yel musannif. Bizim bu rivayet eylemiş olduğumuz bunları, senetleri İmam-ı Tahavi'de bu kitapta zikredecek. Evet. Ve lemmâ kâne lil aslı fün nüsûz kevnühâ me'lûle. Naslerde asl olan illetinin beyan edilmesidir. Me'lul olması, ki yani bir illeti olması, bir sebebi olması lazımdır. Ve zahiru fi ta'lilin nehyi. Peki Resulullah Efendimiz nehyiledi. Bunun illeti nedir? Diyor, bunun illetinde zahir olan şudur ki ihtimalü telefi kable teslim. Belki müşteriye teslimden evvel o eşya telef olup vakı satmasın. Niye, sen satın aldın, teslim almadın. Belki sen teslim alıncaya kadar o mahvolacak. Bu vakitte kimden gidecek? Bayeden gidecek. Sen onu neye satıyorsun? Satamazsın ya. Onu teslim al, bakalım telef olan var mı yok mu? Kendi mahalline naklet, ondan sonra sat. Buna benzer bir işi var. Feyekûnü fîhî garar. Bunda garar olur, aldanmak olur. O garar, o da nedir? İnfisâhul akdi. Eğer bayeğin elinde o mal helâke gitmiş olursa bu vakitte o alışveriş bozulmuş olur. İşte bundan dolayı teslim al, alışveriş bozulmamış, sahih olmuş. Sen de o vakit satabilirsin.
وهذه العلة إنما توجد في المنقول المحبر. Bu illette nakledilen eşyada olur. Bir eşya bir yerden bir yere nakledilirse bunda bulur, olur. O eşyayı satın alacaksan, ondan sonra da nakledeceksen, bakacaksın ki almış olduğun mal sağlam, o vakitte satabilirsin. La fil akar. Akarda bu olmaz. Evdir, bahçedir, tarladır. Bunu nasıl nakledeceksin? Nakledemezsen. Bu nakledilen eşya hakkındadır. Hasse şeyhanu hadan nehye بخصوص العلة بالمنقولات وجاز البيع في العقار. Evet, İmam-ı Buhari ile İmam-ı Müslim dediler ki nakledilen eşyada böyledir. Teslim almadıkça satmak caiz değildir. Fakat akarda görürsün. Gider eve bakarsın, bahçeye, tarlaya bakarsın. Onu satın alırsan, nakletmeden bunu satabilirsin. Çünkü o nakledilen bir şey değildir. Evet, قُلْتُ لَعَلَّ هَذَا بِنَانْ عَلَى أَنَّ دَلَالَةَ النَّسِّي قَدْ تَفَوَّكَ اِبَارَةٍ لَسِ Peki burada bir sual geliyor ki, nessin ibaresi, teslim almadıkça satamazsın, ne olursa olsun, ister erazi olsun, nakledilen eşya olmasın, ister nakledilen eşya olsun, müsavi. Fakat burada delalet var ki, nakledilen eşyanın nakli mümkün, fakat akarın nakli mümkün değil, bu delalettir. Burada bir nassın ibaresi var, bir de nassın delaleti var. Daima nassın ibaresiyle sabit olan birinci derecede gelir, delalet biraz geride gelir. Çünkü delalettir, o ikincide gelir. Fakat bazen o delalet, o ikinci birinciyi geçer. İşte burada da eğer nasse bakarsıksa o tarlayı yahut da yapıyı eline alacak, getirecek, nakledecek. Halbuki delalet İkinci de gelin delalet diyor ki onların nekli mümkün değil. Burada delalet ile amel edilir. Bazen nesin delaleti nesin ibaresine tefavvuk eder. İnde vuduhil maksud. Maksud vazi olduktan sonra burada maksud vade. Nekledilen eşyada teslim almadan satılması caiz değil. Çünkü o eşyada belki kırık çıkar, bozuk çıkar. Onu tamamıyla teslim alsın ki bayi ile kendi arasındaki akit bozulmamış olsun. Bu alışveriş sahih olacak ki ondan sonra o satabilir. Oldu ki malın kırık çıktı, bozuk çıktı. Öyleyse bayi ile kendi arasındaki alışveriş bozuk. Bozuk olduğundan kendi beyaları batıl olduğundan mala malik olamadı ki sata. Fakat tarla arazi böyle değil. Bunlar baktı gördü mü tamam. Onun teslimi nedir? Ev olursa anahtarını alacak. Yok bina olursa adam diye şey erazi olursa işte ben bu tarlayı sattım diye işaret edecek tamamdır. Onu satabilir. Ve min semme kâle Ebu Zeydin el-Debbusi fi esrarihi. Kâle Ebu Zeydin el-Debbusi ulema-i Hanefiyye'den ilmi hilafta ilk eser yazan zattır. Ebu Zeydin el-Debbusi diyor ki esrar kitabında innehu levistalehe kavmun bir kavm istilah yapsalar. Fi kelimeti uffin uf kelimesinde ala kevneha lil methi ve tehsin bir istilaha geldi ki bir adamı uf demek aferin demek aferin manasına halbuki bizim bildiğimiz uf ne demek bir adamdan gücenirsen uf dersen yani canın sıkılır fakat bir kavim istilah etseler ki kendi aralarında uf demek aferin demek böyle bir şey olsa istilah olsa lem yahrumit tafifu fi hakkil valideyn indehum. Şimdi o istilah olan, uf, aferin manasını olan kavmin cemaatinin de bir adam anasına babasına uf dese haram olur mu olmaz mı? Olmaz. Halbuki ayet-i kerimede وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ sen anaya babaya uf bile deme. Uf demek haram. Ha, şimdi ayet-i kerimenin ibaresi uf demek haram. Bunu izah etti. Fakat bunda bir delalet var ki bu cemaatinden de uf demek, aferin demek, iyi misin demek. Bu delalet ibarenin fevkine çıktı. O cemaatinde indinde anaya babaya uf demek haram değil. Niye? Adam bir kötü bir şey söylemedi ki. Uf demek, onlara da aferin demek. Evet. وَهَاكَذَا لَهُ نَزَائِرُ كَثِيرًا فِي النُّسُوسِ وَالْمُحَاوَرَاتِ Nüsus'ta, muhaveratta bunun nezirleri vardır, benzerleri vardır. Hakkaknâhu muhtasaran kâde Ebu Zeyd'in debusi diyor ki biz bunu tahkik eyledik fî husûlil havâsi alâ usûl-i şâşi. Usûl-i şâşi bir kitaptır, usûl-i
usulü fikihtendir. Onun haşiyelerinde beyan buyurmuş. وَنَقَّحَهُ صَاحِبُ تَنْوِيرِ الْمَنَارِ اَيْدَى تَنْوِيرِ الْمَنَارِ Menar üzerine bir şerh yapmış. Tenvir. Onun sahibi de bunu tenkih etmiş. Bu İmam-ı Muhammed, İmam-ı Azam ile İmam-ı Ebu Yusuf'un kavilleri bu. Yukarıdaki Şeyhan dediğimde ben Bukhari Müslim dedim. Orada ben yanıldım. Bukhari Müslim değil. İmam-ı Azam ile İmam-ı Ebu Yusuf ikisi bir meselede ittifak etti mi ona Şeyhan derler. Bunların istilahı bu. Yani İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf'a göre nakledilen eşyayı kendi mahalline nakletmedikten sonra satmaz. Satarsa caiz değildir. Ama akar olursa, akarda teslim aldı mı, teslim tamam oldu mu satabilir. Nakli imkanı yok. Ve zehebe Muhammedun, İmam Muhammed sahip oldu. İlel men'il kulliyi mutlaka fil menkulü ve gayri. Dedi ki teslim almamış satamaz. İster nekledilen eşya olsun, isterse akar olsun. Akarın teslimi nasıl olacak? Vehtarehu tehavi, tehavi de bunu ihtiyar eyledi. İmam Muhammed'in mezhebini ihtiyar eyledi. Muallilen talil edici olduğu halde, yani illet getirdi. Bimtina'i ribhi ma lem yadman, zamin olmadığı bir şeyin kazancı mümteniadır. Bir adamın zimmetine girmeyen bir şeyden ribih alamaz. Ve duhulü fid daman. Evet. Damana duhulüse indehu İmam Muhammed indinde bil kabzı kabzili olur. Kabz edecekti, onun damanına gire. Mesela evi adam sattı. Anahtarını vermedi. Müşteriye teslim etmedi. Ondan sonra yangın geldi, yandı ev. Kimden gider? Müşteriden gitmez. Bayiye de niye teslim etmedi ki? Teslim edecekti onu. Akar olsa bile İmam Muhammed diyor ki teslim olacak ki müşterinin zimmetinde ola. Müşteri şimdi o akarı anahtarını satın almamış. Satın almış, anahtarını almamış. Zimmetine geçirmemiş. Götürmüş bu evi kazancıyla satıyor. O ev yansa kendisinden gider mi? Gitmez. Öyleyse ondan para da kazanamaz. O kazanç ne mukabili? Daman mukabili. O ev yansa müşteriden gider. Ha, öyleyse o evi satarsa da kazancı alırsa o da onu da yapabilir. Evet, peki arazide nasıl yapacak? Bu evde anahtarı verecek. Arazide de götürecek, gösterecek. İşte bu tarlayı, bahçeyi ben sattım. İşte alakayı da kestim bak. Bu dakikada niyeti var. Malın senindir diye ona söyleyecek. O da teslim sayılır. Bu güzel bir izah. Bunu. Onun için bunu okudum. Evet. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحديث شريف يقال وقتمس حديث شريف في أنبار أفنمزدن ابن عمر رواية ديور قال مالك راوي لدن إمام مالك dedi حتى يقبضه satın almış olduğu bir şeyi kabz etmedikçe satamaz. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وغيره عن المنذر بن عبيد المدني عن القاسم بن محمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبر فنزنها نهي buyurdular أن يبيع أحد bir adamın satmasını neyi tamamen yenilecek bir maddeyi öyle tam ki اشتراه بكيل ölçekle onu aldı. Ölçekle almış olduğu bir taami satmadan nehi buyurdular. Hatta yestevfiyehu onu tamamen zimmetine geçirmedikçe. Mesela oldu ki almış olduğu bir şeyin yarısını aldı, yarısı kaldı. Yok. Tamamını nakledecek. Müşteriyle kendi arasındaki olan alışverişin sıhhati tebeyyün edecek. Ondan sonra satın alacak. Çünkü malın bir kısmını nakletse, bir kısmı satan adamın yanında kalsa, bir de sonradan baktı ki o malın bir kısmı bozuk. Peki o alışveriş kökünden bozuldu. Kökünden bozulduğundan kendisinin götürmüş olduğu mallar kendisinin değil. O da satan adamı. Bayi yani. Bayi'nin malını o satamaz. Tamamıyla istifa edecek bir kaydı bunun için. Haddesena Yunus. Kâle akberene ibn-i Vehbin. Kâle akberene ibn-i Cüreyc.
An Ebi Zübeyr, an Cabir'in, an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Hazreti Cabir buyurdular ki, Peygamber Efendimiz buyurdu. Men iştera ta'amen, bir adam yenilecek bir şey satın alırsa, fela yebi'uhu hatta yakbidehu. Onu satamaz, hatta onu kabzetmedikçe. Haddesena Ahmed ibn Davud, kal, haddesena Yaqub ibn Humeyd, kal, haddesena ibn Ebi Hazim, an İddahak ibn Osman. عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أزجت أبو هريرة رواية دلور كي أنبرة النزي إشتكم بيرور دي من اشترى تعاما bir adam yenilecek bir madde satın alır ise فلا يبيعه onu satamaz حتى يستوفيه onu tamamıyla teslim almadıkça. حدثنا إبراهيم بن مردوك قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن جريج أن أطاعن عبد الله بن عسمة الجشمي عن حكيم بن حزام قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابتن حكيم بن حزام diyor ki Peygamber Efendimiz bana dedi ki ألم أنبأ ben haber verilmedim mi yani bana haber verdiler أو ألم أخبرك ben sana yahut da haber vermedim mi ya öyle dedi ya öyle ben sana haber vermedim mi ki أنك تبيع الطعام sen yenilecek maddeleri satıyorsun. فَلَا تَبِعْهُ onları sen satma hatta تَسْتَوْفِيَهُ bayiyeden tamamıyla almadıkça satma. İstifa, vefadan gelir tamamıyla almak, teslim almak. حَدَّسَنَا اِبْرَاهِيمِ اِبْنِ مَرْزُقُ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عَاسِمْ عَلِي بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرِنِ عَطَاءَ عَنْ سَفَّانَ بْنِ مَوْهَبْ عن عبد الله بن محمد بن صفي عن حكيم بن حزام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله يعني حكيم بن حزام ده بحديث شريف رواية دلدي غير أنه قال يلنص بو رواية دلدي حتى يقبضه حتى تستوفيه يرنى حتى يقبضه إكسن ما ناسبير حتى تستوفيه تمامي لالما يقبضه قبض اتمه قبض ده يعني كامل ما ناسنا يعني مالن hepsini teslim alacaksa ondan sonra satacaksın. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Ebu Velid, kâle haddesene Ebu Lahvas, en Abdülaziz ibn Rafi' an Ata, an Hizam ibn Hakim, an Hakim ibn Hizam, kâle kuntu eşteri ta'ame. Hakim ibn Hizam diyor ki, ben yiyecek maddeleri satın alır idim. Fe erbehu fîhâ, ben onda kazanırdım, kâble en akbidahum. Teslim olmadan evvel satar, ondan para kazanırdım. فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e sordum. فَقَالَ buyurdular ki لَا تَبِعُهُ satma hatta تَقْبِدَهُ قَبْزِ etmedikçe satma diye nehyedi eyledi. قَالَ Ebu Cafer İmam-ı Tahavi dedi ki فَزَهَبَ قَوْمٍ ulemadan bir kısmı zahib oldular ki اِلَا اَنَّ مَنْ اِشْتَرَى تَعَامٍ bir adam herhangi bir yiyecek maddesini satın alır ise لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ o adama onu satmak caiz olmaz. Hatta yakbidehu onu kabz etmedikçe. Ve men iştera gayret ta'am. Ta'amın gayrisini satın alır ise yenilecek madde değil. Hallelehu bey'uhu onu satmak caizdir. Ve in lem yakbidehu isterse kabz etmesin. Madem yenilecek madde değildir, kendi mehalline nakletmeden satması caizdir dediler. Ve ihteccu fi zâlike bihâzihil âsâr. İşte bu eserlerle de bunlar istidlal ettiler ki bu yiyecek maddesine evet tabiri yiyecek maddesine mahsustur. Ve kalu dediler ki lemma kasada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bin nehyi ile ta'am. Vaktaki Peygamber Efendimiz yiyecek maddelerini nehyi iledi ve onu kastetti. Delle zalik bu delalet etti ki enne hükmü gayri ta'am yenilmeyen maddelerin hükmü fi zalik bu mesele hakkında yani وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ذلك النهي قد وقع على الطعام وغير الطعام وإن كان المذكور في الآثار التي ذكر ذلك النهي فيها هو الطعام. Evet, dün okuduk birçok hadisi şeriflerde ki Resulullah Efendimiz buyurmuş ki bir taam satın alırsınızsa onu kabzetmemiş satmayın. Kabz etmeden satarsınızsa caiz değildir. Resulullah Efendimiz nehyeylemiştir. Peki bir cümle dediler ki bu taam yenilecek madde üzerindedir bu nehy.
ama yenilecek madde değil ise caizdir. Onu alıp satabilir. Fakat ulemanın bir kısmı buna muhalefet ettiler. Dediler ki hayır, bu nehi. فَقَالُ ذَٰلِكَ النَّهْيُ Resulullah Efendimiz'in nehyettiği bir şeyi satın alırsınızsa kabz etmemiş satmayın. قَدْ وَقَى عَلَى الطَّعَامِ وَغَيْرِ الطَّعَامِ Yiyecek madde üzerinde de bu nehi vardır. Diğerlerinde de vardır. Bütün eşya üzerinde bu nehi vardır. Bir şeyi satın aldın mı onu kabz etmemiş satması caiz değildir dediler. وَاِنْ كَانَ الْمَسْكُورُ فِي الْآثَارِ Hadis-i şeriflerde zikredilen olduysa da elleti zikre zalike nehyu fiha. Şu hadisler ki oralarda nehi vardır. Orada meşgul olan olduysa da nehyu ve taam. Taam zikredildiyse de taam olmayan da o nehye dahildir. Hadis-i şeriflerde taam satın alır iseniz kabz etmemiş satmayın. Bu hadislerde hep böyle geçti. Diyor ki evet Resulullah Efendimiz bu hadislerde taamı zikretmiştir ama fakat nehi umumidir. Taamda ve taamın gayrısında kabz etmezden onu satmak caiz değildir. Delil, şimdi hadislerde okuduğumuz hadislerde hep taam vardı. Taam olmayanı da bunu buraya ithal eden bu zümrenin delili ne? وَحْتَجُّوا Onlar da hüccet getirdiler. فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında. Yani taam olmayan da taam gibidir diyenler İhticac ettiler ne ile? Bima bir hadiste ki haddesena İbn Ebi Davud. İmam-ı Tahavi diyor ki bize İbn Ebi Davud rivayet eyledi. Kale haddesena Ahmed ibn Halid el-Vehbiyyü. Kale haddesena İbn İshak. An Ebi Zenad. An Ubeyd ibn Huneyn. An İbn Ömer. Kale. Abdullah ibn Ömer'e çıkardılar. Abdullah ibn Ömer dedi ki İbta'atü Zeyten bis-Sugi. Çarşıda ben Zeyd. Yani zeytinyağı satın aldım. فَلَمَّ اسْتَوْجَبْتُهُ Vaktaki ben onu alışverişi bitirdim. Onu tamamıyla kendi zimmetime aldım. اسْتَوْجَبْتُ demek ki yani alışverişi kestim attım. Adamla pazarlık ettik. Pazarlık bitti. لَقِيَنِ رَجُلُ Bir adam bana mülaku oldu. فَاَعْتَانِ Bana verdi. بِهِ O zeytinyağı mukabilinde ribhan hasenen, güzel bir kazanç verdi. Sen bu yağ, zeytinyağını aldın, sana şu kadar kar vereyim, bunu bana sat dedi. فَاَرَدْتُ وَنَضْرِبَ عَلَى يَدِّهِ Onun eline, hani alışveriş yapanlar elini elinin üzerine koyuyor ya, ben de istedim ki elimi o adamın üzerine eline koyayım, hayır var hayrını gör diye pazarlığı yapayım. Tam bu sırada diyor, فَاَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَائِ Arkadan bir adam benim kolumu tuttu. Elimi hemen uzatırken birisi kolumu tuttu, gerisini geri çekti. Yani ondan var hayrını gör dedirtmedi. فَلْتَفَتْتُ اِلَيْهِ Arkama baktım ki فَاِذَنْ هُوَ زَيْدُ بْنِ سَابِتْ Baktım ki ashab-ı kiramdan Zeyd ibn-i Sabit'miş bu. فَقَالَ Zeyd ibn-i Sabit dedi ki لَا تَبِعْهُ Satma. حَيْسُ اِبْتَعْتَهُ Satın aldığın yerde bunu satma dedi. Sen satın aldın, bunu buradan nakletmedin bir tarafa. Şimdi bunu satacaksın, bu caiz değildir dedi. Satma. Hatta tehuzehu ila rahlike. Hatta bunu alasan kendi eşyanın yanına götüresin. Kendi eşyaların, dükkanın yahut malların neredeyse oraya götürmedikçe bunu satma. Niçin? Fe inne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zira Resul-i Ekrem Efendimiz nehana bizi nehyeyledi en nebi'a sila eşyaları satmaktan. Nerede? Heysu tübta satın alınan yerde eşyaları satın aldın oradayken onları satmaktan bizi nehyeyledi. Sila denilince taam ve taamın gayrisi hepsi dahil. Herhangi bir eşya olursa olsun. Hatta tehuzehet tüccaru ila rihalihim Hatta tüccar, onu satanlar, onu oradan alsınlar, kendi yerlerine götürsünler, ondan sonra satsınlar. Şimdi bu hadisi şerifte Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anh ümumileştirdi. Resulullah Efendimiz bütün eşyaları aldığın yerde satmayın. Alın,
onu kabzi, onun kabzi götüreceksin kendi eşyalarının yanına, işte bu kabz olacak, ondan sonra satabileceksin. Şimdi evvelki zümre yiyecek maddeleri aldın mı, onu kabz edeceksen, kendi yerine götüreceksen, satacaksın. Fakat yiyecek maddesi olmayan caizdir. Satın aldığın yerde daha nakletmeden satabilirsen dediler. Bu ikinci zümre de hayır. Yiyecek maddesi olsun, başka bir şey olsun. Satın aldın mı, onu kendi eşyalarının yanına götürmeden satmak caiz değildir. Şimdi burada Zeyd ibn-i Sabit'ten getirdi. Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anh buyurdu ki Peygamber Efendimiz herhangi bir satılan şey, ona sil'a derler, cem'i sil'a. Sil'aleri, satılan eşyaları satın aldığınız yerde iken satmayın diye emir buyurmuş ya. Onları alın götürün kendi eşyalarınızın yanına, o kabız sayılır, ondan sonra satın. فَلَمَّا أَخْبَرَ زَيْدٌ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Vaktaki Zeyd ibn-i Sabit haber verdi. Peygamber Efendimiz'den rivayet ederek. Neyi haber verdi? بَأَنَّ الزَّيْتَ زَيْدْ قَدْ دَخَلَ ف۪ي مَا كَانَ نَهَا اَنْ بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْلِهِ Abdullah ibn Ömer Zeyd aldı. Zeyd ibn-i Sabit de dedi ki zinhar bunu satın aldığın yerde satma. Neklet sonra sat. Zeyd nedir? وَهَوَ غَيْرُ الطَّعَامِ Zeyd ise taamın gayrısıdır. Yenilecek maddelerden değildir. Evet. Halbuki zeytinyağı yenilecek maddelerdendir. Demek ki evet. Burada onu saymıyor. Diyor ki yenilecek madde yani hurma olur, arpa olur, buğda olur. Bunları kastediyor. Ellezî evet. Öyle tamın gayrısıdır ki kâne ibn-i Ömer radıyallahu anhuma Abdullah ibn-i Ömer oldu. Alime min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den bilmiş olduğu neyi? En nehye nehi bilmiş oldu. En bey'ihi onu satmaktan nehi. Ba'de ptiya'yı satın aldıktan sonra hatta yakbide. Resulullah Efendimiz'den Abdullah ibn Ömer bildi ki ta'am meselesini aldığın yerde satamazsan. Onu nekledip sonra satacaksın. Bunu bildi ki halda fakat Zeyd ibn-i Sabit'ten daha ümumi bir hadis eşitti. Ve amile ibn Ömer, Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma işledi. Amel etti ala zalik ve işittiği üzerine. Yani taamı aldığın yerde satamazsın, fakat taamın gayrisini satarsan. Fe erâde bey'a zeyti kabla kabdihi. Onun için o zeyti kabz etmezden evvel satmak istedi. Satın aldı, onu nakletmeden başkasına satmak istedi. Lennehu leyse minet taam. Çünkü zeyt taamdan sayılmadığını Abdullah ibn Ömer bildi. Taam olsa Abdullah ibn Ömer onu da satmazdı. Çünkü nehi var. Zeyt taam değildir, bunu satmak caizdir diye zannetti. Lakin Zeyd ibn Sabit haber verdi ki hayır. Taam olsun olmasın, taamın gayrisi de böyledir. Onu kendi eşyasının yanına nakletmeden satmak caiz değildir. فَقَبِلَ ذَٰلِكَ مِنْهُ ibn Ömer radıyallahu anh. Abdullah ibn Ömer Zeyd ibn Sabit'ten bu haberi işitince bunu kabul etti. وَلَمْ يَكُنْ كَانَ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي اَوَّلَ هَذَا الْبَابِ مِنْ قَصْدِهِ اِلَى الطَّعَامِ بِمَانِعٍ اَنْ يَكُونَ غَيْرُ الطَّعَامِ فِي ذَٰلِكَ بِخِلَافِ الطَّعَامِ Kırık manası bunun وَلَمْ يَكُنْ olmadı. Bu kâne zâid gibi oluyor. Yani وَلَمْ يَكُنْ kâne olmuş olmadı. Böyle de olabilir. Fakat وَلَمْ يَكُنْ مَا سَمِعَ kânesiz de mana çıkar. وَلَمْ يَكُنْ kâne olmuş olmadı. Ney? مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Abdullah ibn Ömer'in Peygamber Efendimiz'den işitmiş olduğu o hadisler. O da neden? مِمَّا قَدْ زَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي اَوَّلِ هَذَا الْبَابِ Bu babın evvelinde zikrettiğimiz hadisleri Abdullah ibn Ömer işitmişti. O da neden? مِنْ قَسْدِهِ اِلَى الطَّعَامِ Peygamber Efendimiz taamı kastetmişti. Satmayın demekteki kasti yenilecek maddeler idi. Bunun Resulullah Efendimiz'den işitmişti. Bunun işitmesi Abdullah ibn Ömer bunları Resulullah Efendimiz'den işitmişti, bu hadisleri biliyordu. Onun bilmesi olmadı. Bir mani'in mani olmadı. Neye? En yekûne gayru ta'am fî zâlike bi khilâfi ta'am. Ta'amın gayrisi
taamın hilafına olmasına mani olmadı. Bunları eşitti. Taamı satmak caiz değil. Fakat taamın gayrisi satabilir. Gayrı ona mani değildir. Onun hilafına olmasına mani değildir. Yani taamın gayrisi de satılmayabilir. Onu izah ediyor. ثُمَّ اَكَّدَ زِيْدُ بْنُ سَابِتْ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي ذَٰلِكَ. Sonra Zeyd ibn-i Sabit rivayet eyledi ki hadiste, tehkid eyledi. Fekale buyurdu ki, kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz oldu, yenhâna bizi nehyeder oldu. En ibtiyâ'i sile'i, eşyaların satılmasını, satmasını nehyetti. Heysu tübtâv. Nerede satın alınırsa hemen oradan nehyetmeden satmasını nehyeyledi. Hatta tuzehet tüccar ila rihalim. Hatta tüccar, onu alan adamlar, onu oradan alıp kendi eşyalarının yanına götürecekler. Ondan sonra satacaklar. Yoksa Resulullah Efendimiz nehyelemiştir. Fecema'a fî zâlik külle silah. Bu hadisi şerifte eşyaların hepsini, sattık eşyaların hepsini cem eyledi. Ve fîhâ, o silahda orucudur. Gayru ta'am, ta'amın gayrisi de orucudur. Sil'a dedim mi, satılan eşya, yiyecek madde de dahil, giyecek madde de dahil, başkaları da dahil. Fedelle zalik, işte bu Zeyd ibn-i Sabit'in rivayet etmiş olduğu hadis delalet etti ki, ala ennehu la yecuzu bey'u şeyin. Hiçbir şeyin bey'i caiz değildir. Öyle şey ki, übti'a satın alındı. Satın alınan hiçbir şeyin satması caiz değildir. İlla ba'da qabdi mübta'ihi iyya. İlla onu satın alan adam kabz edecek, ondan sonra onu satacak. Ta'amen kâne ev gayre ta'am. İster ta'am olsun, ister ta'amın gayrisi olsun. Şimdi bu ikinci mezhebe göre herhangi bir şeyi satın aldın mı, kendi eşyanın yanına götüreceksen, kendi mahalline götüreceksen, ondan sonra satması caiz oluyor, yoksa olmaz. Ama adamın ardiyasındayken gittin, baktın, satın aldın. Ben bunu satın aldım, fakat senin ardiyanda kalsın, ben bunu sattıkça gelir buradan alırım, bu caiz değil. Bazı olur, adam diyor ki ben ayrıca ardiye parası niye vereyim? Ardiye parasını sana vereyim yahut da burada emanet kalsın, ben buradan satış yaparım, bu caiz değil. İlla eşyayı nakledecek. Vakat kâle ibn-i Abbasin radıyallahu anh. Şimdi Zeyd ibn-i Sabit'ten bir hadis rivayet eyledi. Diyor ki Abdullah ibn-i Abbas da buyurdular. وَقَدْ عَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَسْتَهُ بِالنَّهْيَ اَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِدْ اِلَى الطَّعَامِ. Halbuki Resulullah Efendimiz'den rivayet edilen hadislerde Resulullah Efendimiz'in taam kastettiğini bilirdi. Taami satın aldın mı, onu kabzetmemiş satma. Bunu bildiği halde Abdullah ibn Abbas bir hadis rivayet ediyor. O da nedir? Buyurdu Abdullah ibn Abbas. مَا bir şey rivayet etti ki haddesena Yunus kâle haddesena Süfyan an Amrin an Tavusin an İbni Abbasin kâle Abdullah İbni Abbas buyurdular ki emmellezînehâ anhu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin nehyettiği şey febey'u't-ta'am qablen yestevfiyye, yiyecek bir şeyi aldın mı onu tamamen teslim almadıkça satmaktan nehi buyurmuştur. Kâle İbni Abbas birayihi, bu hadisi rivayet ettikten sonra Abdullah bin Abbas kendi reyiyle dedi ki وَاَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ, her şeyin de taam gibi olduğunu zannederim. Yiyecek maddesi olmayanlar da satın aldım mı nakletmemiş satması caiz değildir. Ben böyle zannediyorum. Bak Abdullah bin Abbas hadisleri bildiği halde taam zikredildi hadislerde. Fakat taamın zikredilmesi taam olmayanları dışarı çıkardı manasına değil. Onlar da buna dahildir. Niye? Abdullah ibn Abbas diyor ki Peygamber Efendimiz taamı zikretti ama taam olmayanlar da taam gibi olduğunu zannederim. Ama Zeyd ibn-i Sabit dosdoğru hadisine rivayet eyledi. Fahâde ibn-i Abbas radıyallahu teâlâ anhuma, işte Abdullah ibn Abbas lem yemnehu, onu men etmedi. Kastun Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kasti, bin nehyi nehyile kasti, neyile taam. Peygamber Efendimiz taami nehyetti, bunu kastetmesi Abdullah ibn Abbas'ı men etmedi. En yudhile fî zâliken nehyi, o nehyi idhal ede, gayret taam, taamın gayrisinde ona idhal etmeyi men etmedi.
Yani Abdullah İbn Abbas hadisi şerifleri duydu. Taami nakletmeden evvel satmak caiz değildir. Taamın gayrisi hariçte mi kaldı? Yok, baksana Abdullah İbn Abbas hariçte koymadı. Dedi ki taam olmayan da bu nehye dahildir dedi. Peki oldu iki. Zeyd İbn Sabit'ten bir. Abdullah İbn Abbas'ın reyi iki. Ve kad ruviye Cabir İbn Abdillah ve bin fazla min ve kad ruviye an dolayacak. Ve kad ruviye an Cabir İbn Abdillah ve ne an yakın. Reva olmaz mı hocam? He? Reva. Yok yok. Ve kad ruviye an Cabir İbn Abdillah radıyallahu anhuma mislü zâlikeyze. Cabir İbn Abdullah'tan da aynen bu rivayet geldi. Evet. O rivayeti de zikrediyor. Haddesena İbrahim İbn Merzuk. Kal haddesena Ebu Asim. An İbni Cüreycin. An Ebi Zübeyir. An Cabir. Cabir İbn Abdullah'dan rivayet eyledi. Firreculi bir adam hakkında ki yeptâ'u satın alır. El mebi'a şey. Feyebi'u onu satar. Kablen yakbidehu. Onu kabz etmezden evvel satar. Sordular Hazreti Cabir'e ki bir adam bir eşyayı satın aldı. Fakat onu kabz etmeden onu sattı. Ne dersin buna? Kâle ekrehuhu. Ben bunu hoş görmem dedi. Kabz etsin sonra satsın. Ve hâdâ Cabirun radıyallahu teâlâ anhu. İşte Hazreti Cabir kad sevvâ müsavi kıldı. Beynel eşyâil mebi'ati satılan eşyaların hepsini müsavi kıldı. Fî zâlik bu kabz meselesinde. İster taam olsun ister taam olmasın kabzde müsavidir. Kabz etsin, sonra satsın. وَقَدْ عَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Halbuki Hazreti Cabir biliyordu. Resulullah Efendimiz'den neyi biliyordu? قَسْتَهُ Peygamber Efendimiz'in kastini biliyordu. بِالنَّهْيَ عَنِ الْبَيْعِ Evet, beyaden, satmaktan nehyi. Nerede? فِيهِ Bu rivayet edilen hadislerde hatta yakbıda kabz etmedikçe evet, neye kasti? İle ta'ami bi'aynihi, ayni ile ta'ami kastini biliyordu. Yani biliyordu ki Peygamber Efendimiz hadislerinde ta'ami satın aldım mı, onu kabz etmeden satmayı nehyet eylemişti. Bunu aynen bildi ki halde Cabir İbn Abdullah hoş görmedi. Evet. Fedelle zâlike nehyü, bu nehyü delalet etti. Elâ mâ kad tekaddeme vasfuna lehu, bizim vesfini zikrettik ya, yukarıda geçti. Ona delalet ediyor ki tam olmayan şey de bu nehye dahildir. Evet. Şimdi burada üç sahabeden, Zeyd ibn Sabit'ten, Abdullah ibn Abbas'tan, Cabir ibn Abdullah'tan getirdi ki tam olmayan bir şeyi de satın aldın mı orada satamazsın. Onu nakledeceksin, tamamıyla kabz etmiş olacaksın, sonra satacaksın. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam itiraz etse, dese ki فَكَيْفَ قَسَدَ بِالنَّهْيِ فِي ذَٰلِكِ لَتَّعَمْ بِعَيْنِهِ Peygamber Efendimiz bi'in ile bir ta'amdan nehyi kastetti وَلَمْ يَعُمَّلَ اَشْيَا اَشْيَاءِ Ta'mim etmedi. Yani Peygamber Efendimiz yalnız ta'amdan nehyiledi. Ta'amı satın aldınız mı? Kabz etmeden satmayın. Diğer eşyaları zikretmedi. Madem zikretmedi, öyleyse diğer eşyaların kabızdan evvel satması caiz olması lazım. قِيلَ لَهُ adama denilir ki قَدْ وَجَدْنَا مِسْلَ هَذَا فِي الْقُرَانِ Bunun mislini biz Kur'an-ı Kerim'de bulduk. قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Bak Kur'an'da misal getirdi. Cenab-ı Hak ayeti kerimede buyurdu. اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ لَا تَقْتُلُ السَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمْ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا Siz İhrama girdiniz mi? Avı öldürmeyin. La taktulus sayda. Avı öldürmeyin ve entüm hurum. Halbuki siz ihramlısınız. Ve men katelehu minkum müteammiden. Sizden biriniz avı gasten öldürürse gerisi geliyor ki ona ceza, öldürdüğü hayvanın bir misli ceza verecek. Fe evcebe aleyhil ceza. Cenab-ı Hak ona cezayı vacip kıldı. Öyle ceza ki el meskûl filâye, ayette meskûl. Gerisi nasıl Hafız Efendi? وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ Yani o hayvan, o av, hayvanlardan hangisine benzerse, mesela yaban keçisini öldürdü, öyleyse bir koyun kesecek. Yok, vehşi bir sığırı öldürdü, sığır kesecek.
Yani hayvan büyük ise büyük, küçük ise küçük. E bunu Cenab-ı Hak vacip kıldı. Şimdi ayeti kerimede ne kıydı var? Bir adam gasten öldürürse. Ya bir de var ki hatan oldu, seyyare gidiyordu. Oradan da bir av keçisi geçiyordu. Seyyare vurdu, av keçisini vurdu. Avı öldürdü. Buna da bir şey lazım gelir mi, gelmez mi? Diyor ki velem yehtelif ehlül elmi. Ehli elim, ulema ihtilaf etmediler. Fî qâtilis saydı hatan. Avi hatan katleden de ihtilaf etmediler ki bu ceza ona da tarakkip eder. Enne aleyhim istezalik. Kasten bir avı öldürene ne ceza tereddüb ederse, hata olarak öldürdüğü ava da aynı ceza tereddüb eder. Ve enne zikrehul amde, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ayette müteammiden demesi, amdi zikreylemesi, la yenfil hata, hatayı nefyetmez. Hata da ona dahil. Bütün ulema bunda müttefik. İşte bu da böyle. Peygamber Efendimiz taami satın alırsan sat, kabz etmemiş satma demesi, diğer eşyaları bundan çıkarmaz. Diğer eşyalarda o nehye dahil. Fekezalike böylecedir zikru Resulullah Efendimiz'in zikretmesi, et-taame taami zikretmesi. Nerede? Finnehyi nehide enbeyahi onu satmaktan, kablel kabzı kabzden evvel onu satmaktan nehyetmesi de böylecedir. La yenfi gayret taam, taamın gayrisini nefretmez. İşte ayetten de misal verdi. Hem de kuvvetli bir misal. Bir, وَقَدْ رَيْنَ التَّعَامَ biz de taami gördük ki يَجُوزُ السَّلَمُ ف۪يهِ onda selam yapmak caizdir. Selam ki adam tarlasına bakıyor, diyor ki bu tarla var ya, işte bu tarladan çıkacak buğdadan bana 100 teneke buğda ver. Tenekesi şu kadar fiyattan, parasını peşin veriyor. Bu adam da sonra o tarladan çıkan buğdadan getirip ona veriyor. Parayı peşin veriyor, eşyayı sonra alıyor. Bu taam da caiz mi değil mi? Caiz. Ve la yecuzu selamu, halbuki selam caiz olmaz. Fil urudi, diğer eşyalarda caiz olmaz. Bu yiyecek maddesinde caiz oluyor. E bir de var ki adam diyor, bak sen şu dolap var ya, şu dolap gibi 100 tane dolap yapacaksan an parasını peşin veriyorum. Sen yap, bu caiz olmaz. Onda selam caiz olmaz. Ya dolaplar yapılacak, ondan sonra bunu satın alacaksın. Ama esnaf arasında bunu sipariş yaparlar, selam peşin parayı verir, o da yapsın, bu caiz değil. Bu tam da caiz. Ve la yecuzu selamu fil urud, eşyada selam caiz olmaz. Ve kânet taamu taamuldi evsa'a emren fil büyü, alışverişte onun dairesi daha geniş oldu. Taam meselesinde daha, bak beyye selam caiz, diğer eşyada caiz değil. Evet, min gayri taam, taamdan daha evsev oldu. Yani ondaki cevaz daha geniş. لَاَنَّ التَّعَامَ يَجُوزُ السَّلَمُ ف۪يهِ çünkü taam, yenilecek maddelerde selam caizdir. وَاِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْمُسْلَمِيلِهِ müslemiyleyin yanında olmadı, fakat yok ama parayı peşin alıyor, sonra da verecek. Bu caiz. وَلَا يَكُونُ ذَٰلِكَ ف۪ي غَيْرِهِ taamın gayrisinde bu caiz değil. E öyleyse, şimdi taam da nehy olursa, yani onu getirmek istiyor. Gayrisinde evla bir terk nehy olması lazım. فَلَمَّا كَانَتْ تَعَامُ اَوْسَى اَمْرًا فِي الْبِيُوْ alışverişte taam meselesinin emri ki daha geniş oldu. وَاَكْتَرَ cevazen cevaz yönünden ekser daha çoğuldu. وَرَيْنَاهُ قَدْ نَهَا biz Resulullah Efendimiz'i de gördük ki nehyiledi. اَنْ بَيْعَهِ حَتَّى يَقْبِلْ taami satın aldı mı kabz etmeden onu satmaktan nehyeyledi. كَانَ ذَٰلِكْ فِي مَا لَا يَجُوزُ السَّلَمُ ف۪يهِ selam caiz olmayan diğer eşyalarda ise oldu. اَحْرَى daha layık oldu ki اَنْ لَا يَجُوزَ بَيْعُهُ onları satmaya hatta yapmadan kabz etmedikçe diğer eşyalarda kabz etmeden satmamak daha layıktır. فَقَسَدَ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz gazete iledi. Bil nehyi, nehy ile neyi? İlellezi şöyle bir şeye gazete etti ki اِذَا نُهُيَ عَنْهُ ondan nehyedildi mi? Delle nehyuhu onun nehyi delalet eder. عَنْهُ o şeyden nehyi. عَلَى نَهْيِ عَنْ غَيْرِهِ gayrisinden nehye delalet eder. وَاَغْنَاهُ o müstani kılar. ذِكْرَهُ لَهُ öteki şeyin zikrini müstani kılar. عَنْ ذِكْرِهِ وَغَيْرِهِ gayrisini zikirden.
Yani Resulullah Efendimiz taamı zikretti ki taamın alışverişteki daha dairesi geniş. Madem taam da kabzetmezden evvel satması caiz değil. Öyleyse diğer şeylerin evla biterek kabzden evvel satması caiz olmaz. Resulullah Efendimiz taamı niye kastetti? Taamı kastetti ki taam da caiz değilse diğer şeyler de hiç caiz değildir. Madem taamı zikreyledi, öteki şeyler evla biterek. Bu neye benzer? Anaya babaya of deme. Anasına babasına of demiyor da tokat atıyor. Halbuki Cenab-ı Hak neyi? Of'i nehyetti. Anaya babaya of deme. Ne demek? Yani daha başka eziyet hiç yapma. Bunun gibi. Ama tersine adam yaparsa gider babasını anasını zopayından alır dökerse. Ya ne yapıyorsun? Haram değil ki. Ya Kur'an'da var. Of demek haram. Fakat ben of demedim, kötekledim. Kabul eder mi kimse onu? Yok, bu da böyle. Madem taam dairesinin alışverişte cevazi daha çok, Resulullah Efendimiz taamı kastetti ki aldınız mı? Gabz etmemiş satmayın. Öyleyse taam olmayan diğer şeylerde evla biterik gabzden eve satması caiz değildir. Fekâme zâlik mekâmen nehy. Peygamber Efendimiz'in o taamı zikretmesi o nehy mekâmına kaim oldu. Lev emme bihil eşyâe kullâ. Bütün eşyayı zikretmek yerine kaim oldu. Bütün silahı, bütün eşyaları demek yerine taami zikretti, kafi geldi. وَلَوْ قَسَدَ بِالنَّهِي لَا غَيْرِ التَّعَامِ Eğer Peygamber Efendimiz taamın gayrisini zikretseydi ki, taamın gayrisi bir şeyi satın aldınız mı orada satmayın, nekledinde satın, böyle deseydi, o vakitte اَشْكَلِ حُكْمُ التَّعَامِ فِي ذَٰلِكَ عَلَى السَّامِعِ Peki, taamda insan müşkilata düşerdi. Niye? Taamın gayrisinde caiz değil. Eşyayı satın aldığın yerde satamayacaksan, onu kabz edeceksin, kendi mahalline götüreceksin. Ama taam meselesinde biraz cevaz var, biraz daire geniş. Taam meselesinde satılması caiz gibi hatire gelir. Müşkil olur. Onun için Peygamber Efendimiz taamı kastetti ki, diğeri evla bitirir. Mesela bir adama, şimdi ayette zikir edinseydi ki, anayı babayı tokatlamayı. Asayının değneğine dövmeyi, anayı babayı köteklemek caiz değil, tokatlamak caiz değil. Fakat of dese caiz midir, değil midir? Onda insan şüpheye düşerdi. Tokatlamak caiz değil ama caiz ki of demek caizdir. Fakat Cenab-ı Hak ne yaptı? En aşağısını nehyeyledi. Of demeyi nehyeyledi ki tokatlamak kötü, gevra biteri buna dahil. Ha, bunda da alışverişte en geniş daire olan hangisi? Taam meselesi. Taam meselesi en geniş olduğu halde onda Resulullah Efendimiz nehyeyledi ki satın aldığın yerde satma. Onu nekli sonra sat. Öyleyse diğer eşya evra bitirip ona dahil oluyor. وَلَوْ قَسَدَ بِالنَّهْيِ لَا غَيْرِ التَّعَامِ Taamın gayrisine Resulullah Efendimiz nehyeylemiş olsaydı اَشْكَلِ حُكْمُ التَّعَامِ فِي ذَلِكَ لَسَّامِ Bu nehide Sami'ye dinleyen adama tahmin hüküm müşkül olurdu. Felem yedir bilmezdi ki hel huve kezalik. Bu da diğer eşya gibi midir? Bu tam da diğer eşyalar gibi midir? Emla değil midir? Müşkülata düşerdi. Lennehu yecidüt tam. Çünkü bir adam bakıyor, tahmin buluyor ki yecudüs selamu fi. Onda selam caiz. Diğer eşyada selam caiz değil, tam da caiz. Ve leyse huve bi kaimin hineyzi. Bu hal hazırda da o kaim değil. وَلَيْسَ يَجُوزُ ذَٰلِكَ فِي الْعُرُوضِ Uruzda da caiz olmaz selam. فَيَقُولُ derdi كَمَا خَالَفَ الطَّعَامِ الْعُرُوضَ فِي جَوَازِ السَّلَمِ فِيهِ Ne derdi? Derdi ki taamda selam caiz, eşyada caiz değil. Öyleyse caiz ki bu da diğer eşyayı satın aldın mı kabz etmemiş, satması caiz değildir ama taamda caizdir diye zannederdi. وَلَيْسَ evet فِي جَوَدِ السَّلَمِ فِي وَلَيْسَ عِنْدَ الْمُسْلَم۪يلِ وَلَيْسَ ذَٰلِكَ فِي الْعُرُودِ فَكَذَٰلِكَ Böylece يَحْتَمِلُ مُحْتَمِلُ olurdu ki اَنْ يَكُونَ مُخَالِفًا لَهُ Evet, taam diğer eşyaya muhalif ola فِي جَوَازِ بَيْعِهِ قَبْلَ اَنْ يَقْبِلُ Kabz etmezden evvel onun bey'i caizdir diye bu ihtimali anlardı Sami'ye. وَاِنْ كَانَ ذَٰلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ فِي الْعُرُودِ Üruz da caiz değil ama kabz etmemiş satması caiz değil ama taamda caiz olur zennine gayr olurdu.
müşkil olurdu. Onun için Peygamber Efendimiz taamı zikretti ki o müşkil şey hatire gelmesin. Vel urudul mebiatu, satılan eşyalar. Evet. Hâzel mâna bi'aynihi mevcudun fiyâ. Bu mâna ayniyle mevcudun fiyâ eşya, o onda eşyalarda vardır. Ve zâlik, bu da ennel ribhe fiyâ, eşyalardaki ribih. Kabl-ı kabdiha, kabz etmezden evvel. Gayru helalin, helal değildir. Limübtâiha, satın alama adama. Ne için? Bir adam bir eşyayı satın aldı, onda ribih yapıyor. Teslim olmazdan evvel kazancından satıyor, ona helal değildir. Niçin helal değildir? Evet. Binlehyen bey imalem yakbidilik. Yok, burayı şey ettik. Kabile veyinken gayri caizu külüldü. Fahada huvel manellezi. Biz burada bir satır atladık. Fekezalike yehtemül en yekûne muhalifen lehu fi cevazi beyhi. فَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى. İşte bu o manadır. اَلَّذ۪ي öyle mana ki lehu, o mana için kasteden Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kasteyledi. بِنْ نَهْيِ, nehi etmekle. اَمْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِدْ, kabz etmediği bir şeyi satmaktan nehiyledi. İşte mana budur. Neye? Neyi kasteyledi? اِلَى الْتَعَامِ خَاسَّةً. Hasseten hadislerde taam-ı zikriyledi. İşte bu sebepten. Manası yani taamdaki kabzden evvel satmak caiz değildir. Diğer eşya da evla bitterip caiz değildir. Bunun için taam-ı zikreyledi. Ve fî zâlike hüccetun ufra. Bu mesele hakkında başka bir delil daha vardır. Ve zâlike, o mâna da ennel mânellezî şöl bir mâna ki harume bihi, o mâna sebebiyle haram oldu. Alâ müşterit taam, taam-ı satın adama bey'hu, onu satmak kable kabzî, kabzden evvel. Bir adam bir şeyi satın aldı, onu kabzden evvel satması ona haram kıldı. Bu mana, manası nedir? Huve en la yatibe lehu, ona tıyb olmaya. Ribhü ma fi damanı gayri, gayrisinin damanında olan bir eşyadan kazanç yapmak ona tıyb olmaz. Niye? Adam satın aldı, bayi'nin zimmetinde, teslim almadı. Daha teslim almadığı bir eşyadan kazanç yapıyor. Ona tıyb olmaz. Ya ne vakitte tıyb olur? فَاِذَا قَبَضَهُ, o eşyayı kabz etti mi? سَارَ ف۪ي دَمَانِ, vakitte müşterinin damanında olur. فَطَابَ لَهُ رِبْحُ, o vakitte onun kazancı da tıyb olur. فَجَازَ اَنْ يَبِيعَهُ, o vakitte caiz olur kabzden sonra. حَيْسُ اَحَبَّ, istediği gibi onu satması caiz olur. Çünkü kendi damanında. Teslim almazdan evvel o eşya helak olursa kimden gider? Bayeden gider. O vakıtta kendi damanında olmayan bir eşyadan kazanç yapıyor. Bu tip değildir. Ya ne vakıtta tip olur, ne vakıtta kabz ederse kendi damanına girmiş olur ki bir afet gelse, o eşya yansa, çalınsa kimden gider? Müşteriden gider. Hah, işte o daman sebebiyle ondan kazanç yapması kendisine tiptir. وَالْعُرُودُنْ مَبِيَعَةُ هَذَا الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِيهَا. Satılan eşyalarda bu mana hepsinde mevcuttur. Yani herhangi bir şeyi alırsansa senin zimmetine geçmeden bayi'nin zimmetindedir. Senin zimmetine geçerse senin zimmetindedir. Bir adam kendi damanına geçmeden bir eşyadan kazanç yapması doğru değildir. Ve zâlike, işte bu enne ribhe fîhâ kabla kabdihâ. Eşyayı kabızdan evvel onda bir kazanç olması gayru helalin li mübtaiha, satın alanı helal değildir. Lennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kad neha nehiyledi en ribhi ma lem yadman, damin olmadığı bir şeyin kazancından nehiyledi. Bir şey ki helake geçse senden gitmiyor. Helake senin malından gitmiyor, öyleyse onda kazanç yapmak caiz değildir. Peygamber Efendimiz onu kesmiş atmış. O da kendi damanına ne vakitte girer? Teslim aldıktan sonra girer. فَكَمَا كَانَ ذَٰلِكْ قَدْ دَخَلَ ف۪يهِ الْتَعَامِ وَغَيْرُ الْتَعَامِ. İşte buna taam dahil olduğu gibi taamın gayrisi de dahil olur. وَلَمْ يَكُنُ الْرِبْحُ بِطِيبٍ, kazanç tıyb olmadı. لِأَحَدٍ, hiçbir kimseye
illa bi takaddumi damanihi, illa kendisinin damanına girmesi evvel olacak, ondan sonra kazanç yapacak. Herhangi bir eşya onun damanına girecek, ondan sonra onda kazanç yaparsa o helaldir, yoksa helal değildir. Ne için? Lima kâne anhu. Evet, orada bir kelime var. Ha, zâliker rib. Lima kâne anhu zâliker rib. Çünkü o bihi. Lima kâne anhu, burada bihi mi var? Bir şey var, iyi tutmamış. Çünkü o daman olmadan kazanç tık olmuyor. Evvel onun zimmetine geçecek, sonra ondan kazanç yapacak. Öyleyse feke zâlikel eşyâvül mebi'atü kullühâ. Bütün satılan eşyalar böyledir. Ma ol bir şey ki kâne minhâ, o eşyalardan oldu. يَتِيبُ الرِّبْحُ ف۪يهِ لِبَايَعِهِ, ona satan adama kazancı tıp olur. فَحَلَالٌ لَهُ بَيْعُهُ, onu satmak halaldır. O da kabizden sonra olur. Kabız alır, kendi damanına girer, ondan sonra o adam istediği gibi satar, o halaldır. وَمَا كَانَ مِنْهَا, o bir şey ki o eşyalardan oldu. يَحْرُمُ الرِّبْحُ ف۪يهِ عَلَى بَايَعِهِ, satan adama onun kazancı haram. Senin yanında müşteri teslim almamış, satan adamın yanında kabz etmezden satıyor. Evet, bu ise fe haramun aleyhi bey'uhu, madem tıp değildir, onun kazancı da haramdır. Ve kad caet eyde asarun uhar, başka eserler de geldi. En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den, bin nehyen bey'i malem yakbil, kabz etmediği bir şeyi satmadan Resulullah Efendimiz'den başka rivayetler de var. Evet, لَمْ يَقْسِدْ ف۪يهَا اِلَى التَّعَامُ وَلَا اِلَى غَيْرِهِ, bu gelen eserlerde Resulullah Efendimiz ne taamı kastetti ne başkasını, yani ümumi olarak rivayetler geldi. O rivayetlerden 2-3 hadisi şerifini zikredecek. حَدَّسَنَا اَبُوْ حَازِمْ عَبْدُ الْحَمِيدِ بُنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بِنْ دَارِ قَالَ حَدَّسَنَا حِبَّانُ بْنِ هِلَالِ عن أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن يوسف بن ماهي أخبره أن عبد الله بن عسمة أخبره أن حكيم بن حزام أخبره قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده أصحابتان حكيم بن حزام diyor ki Peygamber Efendimiz benim elimi tuttu. فقال dedi ki إذا ابتعت شيئا, herhangi bir şeyi satın alırsan, bak burada tam demiyor, şey umumi, herhangi bir şeyi satın alır isen فَلَا تَبِعْهُ, sen onu satma, حَتَّى تَقْبِدَهُ, onu kabz etmedikçe satma. Hakim İbn Hizam'dan bir rivayet. İkinci hadis, حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَيْمُونَ قَالَ حَدَّسَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمْ عَنِ الْاَوْزَعِ عَنْ يَحْيَ بْنَ اَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّسَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ أَبَاهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَعْلَى بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ, babası Hakim İbn Hizam'dan rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Fekale, dedi ki ya Resulallah, inni eşteri büyü'an, ben bazı şeyler alıyorum, eşya alıp satıyorum. Fema yahillu li minha, bana bu alışverişlerden helal olanı hangisidir? Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki izeştereyte bey'an, sen bir şeyi satın aldın mı? Fela tebi'hu, sen onu satma. Hatta takbidehu, onu kabz etmedikçe satma. İşte helal olan budur. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَبِهَذَا نَأْخُذُ, İşte bu ikinci zümrenin kavlini biz alırız, dedi. وَهُوَ قَوْلُ Ebu Hanife'de ve Ebi Yusuf ve Muhammed rahmetullahi aleyhim, bu üç imamın mezhebi de budur. İmam-ı Tahavi'nin kendisinin rey de bu. Çünkü İmam-ı Tahavi bazı yerlerde ayrılır. Fakat burada diyor ki üç imamın kavli budur. Ben de bu kavliyle amel ediyorum. Ebi olacak. He? Ebi. Ve ve kavlu Ebi Hanife'te olacak ya. İkaz etsene orada. Metbelerin yanlışlarını düzeyelim. Hiç olmazsa. Evet. Gayr enne Ebi enne Ebi Hanife. Yalnız diyor İmam-ı Azam'ın kavli budur ama kâle İmam Ebu Hanife buyurdular ki لَا بَاسَ بِبَيْعِ الدُّورِ وَالْاَرَضِينَ, evleri, arazıları satmakta beis yoktur. قَبْلَ قَبْدِ مُشْتَر۪يهَا اِيَّهَا, müşterisi onu teslim almadan, kabz etmeden satması caizdir. Çünkü o nakledilen bir şey değil. İmam-ı Azam bu kadar ruhsatı vermiş. Evler bir de arazi. لَاَنَّهَا لَا تُنْقَدْ, غَيْرُ مَنْقُلْ, bunlar nakledilmez ve لَا تُحَوَّلْ, tahvil edilmez. وَسَائِرُ الْبَيْعَاتِ,
diğer eşya ise leyset kezalik böyle değildir, nekledilir. Demek ki nekledilen eşyayı teslim almadan satmak bir ittifak caiz değil. Yalnız gayr-ı menkulda İmam-ı Azam tecviz ediyor. Fakat ötekiler, öteki imamlar onu da tecviz etmiyor. وَالنَّظَرُ فِي هَذَا عِنْدَنَا İmam-ı Tehavi diyor ki kıyas bizim indimizde اَنْ يَكُونَ الْعُرُودُ وَسَائِرُ الْاَشْيَا Urud olsun, eşya olsun, akar olsun وَسَائِرُ الْاَشْيَا فِي ذَلِكَ Diğer eşyanın hepsi sevâ-ı müsavidir. Yani İmam-ı Hanife'nin reyini ben burada almıyorum diyor. Bana gel bakılırsa evet, gayr-ı menkul da menkul gibidir. Teslim aldıktan sonra satacaktır. اَلَا مَا قَدْ زَكَرْنَا فِي الطَّعَامِ Ta'amda zikrettiğimiz hadisler üzerine. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.